Neve Hoca işaret edelim, bizi görsün. Hu. Neve Hocam? Bana mı ses tanımı çocuğa? Evet Sayın Hocam, lütfen bize kanallık yapınız. Gözünüzü kapatın, gözünüzün önüne gelenleri bize aktarınız. Şu anda gözümün önüne bir tane böyle yine flu bir ev geliyor. Bu ev tek katlı bir ev. Ve bahçesinde çimenler var. Yine karanlık bir alan geldi hocam. Şu anda o gitti. Evet. Şu anda bir çukur var ve bu çukurun içerisinde yine manyetik bir enerji akımı var. Girdap gibi. Çukur mu yoksa yine o yumurta mı? Evet. Çukur. Evet hocam, çukur ama çukurun içinde de yumurta var. Tamam. Çukur ve içinde yumurta var. Etrafında manyetik alan var. Etrafında manyetik alan var ve bu yumurtanın üzerinde şu anda bir tane manyetik bir küre belirdi. Şu anda bu küreyi iki yandan tutan bir mesnet var. Mesnet, hani inşaatta mesnet deriz ya, her iki tarafta. Küre bu mesnetin ortasında dönüyor şu anda. Ve orada şu anda küre yok oldu ve bir kuşun kanatlarına dönüştü hocam. Tamam. Şu anda burada bir kuş var ama çok küçük bir zümrüt anka kuşu bu. Ve yumurtanın etrafında dolaşıyor. Hatta yumurtayla bu anka kuşunun arasında bir bağ var. Yani itlik gibi bir bağ var. Evet. Manyetik akım devam ediyor buraya. Ve bu kuş hocam gitgide büyüyor. Evet. Yılan da var hocam. Yalnız bu kuşun gövdesi yılan. Kafa kısmı ve kanatları da Zümrüt Anka'nın kanatlarına ve kafa kısmına benziyor. Evet. Kanatlı yılan yani bu. Tamam. Bu yumurtanın içinde, çukurun içinde yani. İçeri girdi mi? Hani manyetik alandan dolayı giremiyor muydu? Hocam içeri girdi. Tamam. Yumurta ne girdi yani yumurta? Peki manyetik alan ne zaman kayboldu? Hani daha önce Şu an yılanı görünce kayboldu. daha önce yukarıda küre varken o küre yumurtanın içine giremiyordu çünkü manyetik alan vardı. Evet, mantık falan vardı. Manyetik alan sonra Zümrüt Anka'ya döndü. O zaman girmek istedi, girdi mi? Hocam Zümrüt Anka'ya dönüştü. O küre Zümrüt Anka'ya dönüştü. Yanlardaki mesnetler kayboldu. Zümrüt Anka ile o yumurtanın arasında bir iplik vardı. İp gibi bir bağ vardı. Daha sonrasında Zümrüt Anka yumurtanın içine girdi. Yine biraz daha manyetik akım devam etti. Sonra kesildi. Çünkü bu kuş büyümeye başladıkça gövdesi yılan oldu. Ve bu kuşun başı ve bu yılanın başı, Zümrüt Anka'nın başı ve kanatları var. Tamam. Ve yumurtanın içine girdikten sonra neler oldu? Şu anda yumurtanın içerisinde büyüyor. Ve yılan gövde koptu. Şu anda sadece hocam titreşimli bir alan var. Yumurtayı da göremiyorum şu anda. Tamam. Ve lütfen gözünüzü Sadece tamam. karanlık. Lütfen gözünüzü açınız.
Gözünüzü açınız. Allah sizden razı olsun. Sayın hocam, bize muazzam bilgiler verdiniz. Arkadaşlar, eğer Neva Seçkin hocam alkışı hak etmiyorsa kimse alkışlamasın. Hak ediyorsa lütfen görelim alkışları. Teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun sizden. Sizde nasıl, Allah razı olsun siz. Bu muhteşem bilgileri bize sunduğunuz için. Allah razı olsun sizden. Siz gittiniz, ne anlattınız bize? Hani demin dedi ki rahim gelen spermleri püskürtmek için manyetik alan kullanır. Ve Evet. hatta hiçbirini geçirmez. Tamam. Tamam, 5 milyon tane sperm varsa manyetik alan göndersin. En güçlüsünüz gelsin seçsin. Ama bazı insanlarda azosperm varsa, yani spermi yok. Bir tanecik sperm, o da bir şekilde laboratuvarda saklanıyor. O getirilip oraya konacak. Ona da mı yani püskürtme göndersin? Ona da püskürtme gönderirse yumurta nasıl spermle buluşacak? Biz dedik ki şu Kassandra manyetik alanına, şu Kassandra püskürtmesine, Kassandra sıvısına nasıl ricacı olalım da bir tane spermin geçmesine, yumurtanın içine girmesine izin versin dedik. Onun şu şekilde meditasyonu yapacağız. Yumurtanın etrafında elektronik Kassandra manyetik alanı var. Üzerinde de küre, manyetik bir küre. Ama elektronik manyetik alan bu kürenin yumurtanın içine girmesine izin vermiyor. Biz de onu zümrüdüankaya dönüştüreceğiz. O manyetik küreyi zümrüdüankaya dönüştü mü? Hemen yumurtayla arada bir bağ oluyor ve manyetik alan zayıflıyor. Yumurtanın içine giriyor zümrüdüanka. İşte çocuk sahibi olamayanlar bunu hayal ederek kolaylıkla çocuk sahibi olabilir. Kassandra'yı ikna çalışması bu. Elinize, yüreğinize sağlık. Ve Wow.